Kayıtta mısınız? Sakallar önemli. Ormancı konseptiyle katılıyorum bugün. Merhaba, ben Eren Vurdem. Onedio.com'dayım. Sorularınızı cevaplayacağım. Birazdan başlayacağız. Beni seven insanlar bana soru sordular. Ben de o soruları cevaplayacağım. Tabii ki de heyecanlıyım. Bu fotoğrafa nasıl bir açıklama getireceksin? İnsan seviniyor. Sevmeden edemiyorsun tabii de. Ya keşke gerçek olsaydı. Yani benzetenler de var olsun, sağ olsunlar, ne diyeyim. Evde ayakkabıyla mı dolaşıyoruz? Tabii ki de hayır. Ateşin tek bir özelliğine sahip olacaksın. Hangisini seçerdim? Cin gibi onu seçerdim herhalde. Yani lep demeden Çorum diyor. Her şeyi anlıyor, uyanıyor, alttan kuruyor, salağa yatıyor. İşin sonunda işi bir çeviriyor. Ya başından beri düşünmüş. Sette en çok kimin enerjisini sömürüyorsun? Sette en çok benim enerjimi sömürüyorlar. Çapkınlık hakkında 10 üzerinden 11 verir misin kendime? Yani ben öyle bir insan değilim herhalde ya. Yani 10 üzerinden 11 verir misin? Veririm ya, niye vermiyorsun? Seni seviyorum, bir gün seninle evleneceğim. Hayırlısı inşallah. Hayırlısıysa neden olmasın? DM kutusundan, istekler bölümünden bir mesajı aç ve oku. Ya öyle mesajlar geliyor ki var ya, kanınız kurur yemin ediyorum. Bu telefon nerede? İlginç mesajlar. Abi seni çok seviyorum. Sete gelmek istiyorum. Benimle evlenir misin? İyi geceler, iyi geceler. Yani bir şeyler, bir şeyler. Telefonun ekran resmine. Alın, ben telefonu size vereyim, sizin olsun. Sons of Anarchy dizisinin wallpaper'ı. Fanatik sansçıyım yani, onu da söyleyeyim. Birini sevdim mi, nasıl seversin? Çınar Barışçı gibi mi, Ateş Açar gibi mi? Yani ikisi de klas adamlar, güzel adamlar ama. Yani ben biraz daha değişik severdim herhalde. Daha farklı olurdu onlara nazaran. Şimdi bunu burada anlatmayayım, uzun sürer. Sevenlerinin seni sokakta görünce verdiği tepkilerden en ilginci hangisiydi? Bir gün gidiyorum, o zamanlar bir romantik komedi dizide oynuyordum. Bir Karadenizli karaktere can veriyordum. Yolda giderken böyle 7-8 tane araba, hepsi siyah. Yani sanki Sicilya'dan çıkmış bir mafya örgütü, anladın mı? Birinin peşindelermiş gibi bir izlenim veriyor uzaktan gördüğünü. Beni gördü, biri arabadan böyle yaptı, selektör falan yaptı. Beni böyle bir çevirdiler, çember aldılar yolun ortasına. Dedim ki ben seni Allah'a ölümüne mi diye öldürecekler beni yani. Bir oraya bakıyorum, bir buraya falan. Oradan bir dayı çıktı böyle bıyıklı. Ula dedi, geçsin dedi yanına dedi, hemen dedi fotoğrafınızı çekecek. Geç lan dedi oraya falan. Aa dedim, bunlar oradan falan. Hani abi okey, geldiler, çekildik fotoğraf. Ama böyle silah zoruyla çekiliyormuşum gibi. Geç lan dedi. Ula menkıbe, geç oraya yanına, hani sen bunu sevmeyeyim miydin falan. Orada bir şeyler dönüyor. Çekildik falan, hepsi bitti. O abi en son yanıma geldi benim. Sen dediğin neresindesin dedi, Karadeniz'in. Dedim abi ben Karadenizli değilim, ben Kafkas göçmeniyim. Lan nasıl dedi diyorsun, nasıl dedi konuşarsın dedi o zaman falan. Aynen bu şekilde bana, ben değilim abi diyorum, o küfür ediyor bana. Abi dedi, niye küfür ediyorsun, hani benim işim bu ya dedim, iyi oynamam lazım hani, çok çalıştım belki ondan böyle olmuştur falan. İnanmıyorum dedi, küfür etti, bir sürü küfür yedik, fotoğraf çekildik, eve gittik sonra. En çok oynamak istediğin rol? Yani Sons of Anarchy'de Jack Steller oynamak isterdim. Body lafının hikayesi ne? Lütfen bu soruyu cevaplarsan her şeyimi veririm gibi bir şey demek istemiş herhalde. Ya bodycilik şimdi askeriyede genelde olan bir şey. Body'n oluyor, aynı dönem oluyorsun vesaire vesaire. Biz de diziden önce bir hazırlık süreci yaşadık. O süreçte bu sistemi öğrettiler ilk başta bize. Hani body'nin yanındadır, bir tane body'nin vardır. Body'ne bir şey olursa sana olur. İşte o acıkırsa sen acıkırsın. O toksa sen de toksun, o ağlarsa sen de ağlarsın. Hani yani benim neyim varsa senin, senin neyin varsa benim gibi bir sistem. Şimdi biz de bu sistemi otomatikman beynimize oturtmamız lazımdı. Çünkü sistemin temelinde var bu. Biz de bunu oturtunca herkes body oldu birbiriyle. Ondan sonra body'cim ne haber, body ne haber falan filan. Öyle devam ediyor. Aşırı rezil olduğun bir anını bizimle paylaşır mısın? Ya herkese soru sorup durdum, bu sefer görün artık beni. Gördük artık seni. Şimdi bir görüşmem vardı, bir film görüşmesi. Işıl'la beraber gidecektik. Işıl da burada şu anda, menajerim. Tam 11'deydi görüşme. Bir şey oldu ve ben geç kaldım. Evdeyim işte. O an üstümü değiştiriyorum hemen. Hazırlamam lazım, çıkacağım. Üstümü değiştirdim, çıktım taksiye, bindim. Trafik vardı, telefondan kontrol ediyorum. Nasıl gideceğim, nasıl edeceğim falan derken. Beşiktaş'ın oraya doğru geldik. Aa dedim, burada insan, oradan işte yürüyerek çıkarım. Trafik yok falan. Bir baktım, cüzdan yok. Cüzdanın içinde para, kart, her şey, hiçbir şeyim yok yani falan. Allah'tan adam tanıdı. Abi dedim, ben cüzdanı şey yapmışım falan. Olsun abi dedi falan, olmaz öyle şey dedim. Ya gireyim bankaya da dedim, hani bankadan yani bir umut ne olur beni tanıyayım falan, hani belki imkansız ama hani adama mahcup olmak istemiyorum orada. O abi dedim, sen 5 dakika dur, ben hemen geliyorum burada falan filan.
İndim böyle bankaya girdim ve güvenlik orada tanıdı beni. Aa merhaba merhaba falan filan ya dedim, başıma böyle böyle bir şey geldi. Aa biz yardımcı olalım size, hemen oradan müdürü geldi. Ya, çok sağ olsun, inanılmaz iyi davrandılar. Hani öyle halledeceğiz böyle halledeceğiz. Oradan birden bankanın şeyine geçtim. O müşteri hizmetleri falan filan var ya. Oraya bir geldim böyle, arkadan insanlar bağırmaya başladılar işte. Niye bizi al onu geçiriyorsunuz işte, o ünlü diye mi falan. Vallahi diyorum taksi bekliyor, alakası yok, yapmayın kurban olayım falan. Öyledir böyledir öyledir böyledir işte, kadın isminiz falan filan. Nasıl oluyor dedim, öyle oluyor böyle oluyor falan. Meğer banka başka banka. Yani iki bankanın şeyi de yeşil logosu. Ben o banka diye oraya girdim. O sırada onlarla kavga ediyorum, onlara bir şey olan falan. En sonunda adam dedi ki, abi de sen hangi bankaya geldin? Dedim ki ben bu bankaya geldim, bro banka değil dedi. Böyle bir baktım, herkes bana bakıyor, ben millete bakıyorum. Böyle bir 2-3 dakika kaldı böyle. Dedim ben şeye gideyim de kapıda dedim taksi bekliyor falan. Geri gittik ondan sonra. Sonra adama dedim ki, abi sen inşallah numaranı ver bana, bir gün bir yerde ben sana paranı veririm. Dizideki diğer askerler sakal tıraşı olurken siz neden sakal tıraşı olmuyorsunuz? Herkes bu soruyu soruyor ama işte kaçırdığınız bir yer var. Bu adam istihbaratçı. İstihbaratçı ne demek? İstihbaratçı her an her yerde olması gereken adam demek. Yani bir anda çöpçü olabilir, bir iş adamı olabilir, başka bir şey olabilir, bla 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 bla. Askerler de genellikle hep sakalları kesik oldukları için bu adam sahada gizli görevleri çıkar. Başka kılıklara girer, bilgi toplar, gözetler, gözler, bla 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 bla. Yani adamın o yüzden diğerlerinden farklı olması gerekir. O yüzden de sakalı bir kamuflaj olarak kullanır. Setin en uykucusu senmişsin. Bunu kabul ediyor musun? Yani Yağız hocam öyle bir şey dedi. Evet, bir röportajında. Sağ olsun. Bence şaka yaptı. Siz bunu şey yapmayın yani, ciddiye almayın yani. Bence gerçek o kadar da öyle değil. Sorularınızı cevapladım. Sorularınızı cevaplamak çok hoştu. Bundan ben çok keyif aldım. Umarım siz de dinlerken keyif alırsınız. Ormancı konseptimle ben de katıldım buna ama yani isterdim daha böyle şey çıkayım ama işte iş icabı mecbur bu sakallarla karşınıza çıkmak zorunda kaldım. Kusura bakmayın. Evet.